Evet arkadaşlar, şimdi size kalsiyum anlatayım. Kalsiyum nedir? Kalsiyum düşüklüğü ne demektir? Bu kalsiyum da çok sık istenen testlerden biridir. Şimdi kalsiyum arkadaşlar vücutta önemli bir elementtir. Tıpkı fosfor gibi. Özellikle kemiklerde ve dişlerde bulunur. Bunun yapısına girer. Kanda bulunan kalsiyum, toplam kalsiyum sadece %1'idir. Kalsiyumun çoğu arkadaşlar kanda da zaten proteinlere bağlanır, albümine bağlanır. Onunla taşıdır. Şimdi kalsiyum vücutta ne işe yarar? Önemli görevleri var bunun. En başta kemik ve dişlerin yapısına girer demiştik. Onun dışında ne yapar? Sinirlerin, kasların ve kalbin düzenli çalışması için kalsiyum gereklidir. Hormonların salınması, damarların gevşemesi, onun dışında pıhtılaşmanın sağlıklı olarak gerçekleşmesi ve kalp atışlarının düzenli olması için vücutta kalsiyum gereklidir arkadaşlar. Kanda kalsiyum seviyesi ortalama kaçtır? Bu pek değişmez. Laboratuvarlar arasında da fazla değişmez. 8,5 ila 10,2 mg bölü desilitre arası kalsiyum normal kabul edilir. Tabi iyonize kalsiyum var, total kalsiyum var. Şimdi onlara girmeyelim. Peki kalsiyum düşük olursa ne olur? Biraz da bundan bahsedeyim. Diyelim kanda kalsiyum testi yapıldı. Kalsiyum seviyeniz nedir? 8,5'ün altı, işte 8, 7,5, 6-8 vesaire neyse. Kalsiyum düşüklüğünde ne olur? Cildiniz kuru olur. Kuru bir cilt. Saçlarınız böyle kaba, kalın bir hale bürünür. Tırnaklarınız kolayca kırılır, zayıflar. Kaslarda kramp olur. Kaslarınız böyle katılaşır. Dilinizde, dudağınızda, ayaklarınızda, parmaklarınızda böyle bir takım uyuşmalar, karıncalanmalar olur. Bu kalsiyum seviyesindeki düşüklükle orantılı tabii. Ne kadar düşükse daha çok olur. Yine çok ciddi kalsiyum düşüklüğünde ne olur? Kalp ritmi bozulur. Hatta nöbet, yani epilepsi bile geçirebilirsiniz. Kalsiyum böyle önemli. Peki kalsiyum düşüklüğü neden olur arkadaşlar? Bunlar da size sayayım. Birinci neden nedir? Proteinin düşmesi. Çünkü niye? Proteinle taşınır demiştim kalsiyum. Protein azsa kalsiyum da proteine bağlı taşındığı için az olacaktır kanda. Bu protein de niye düşer? Özellikle karaciğer hastalıkları veya yetersiz beslenme, malnütrisyon diyoruz, onda düşer. Kalsiyum düşüklüğünün bir diğer nedeni nedir? Hipoparatiroidizm, yani o saydığım bu paratiroid bezinin az çalışması. Paratormon azalacağı için kana da kalsiyum veremeyecektir. Kanda kalsiyum düşecektir. Bir diğer neden nedir? Diyetle az miktarda kalsiyum tüketmek. Yani işte süt, peynir vesaire, onları az tüketmek. Bir diğer neden vitamin D veya magnezyumu da az tüketmek. Bunları azalırsanız yine kalsiyum seviyenizden olur? Düşük çıkar arkadaşlar. Onun dışında pankreas iltihabı, pankreatit geçirmek, bazı böbrek hastalıkları, bağırsaktan emilim bozukluğuyla giden hastalıklar, özellikle çölyak hastalığı, ülseratif kolit gibi hastalıklar ve yine çok sık görülen ilaçlar. Bu ilaçlar nedir arkadaşlar? Steroid türü ilaçlar, bu özellikle romatizmal hastalıklarda vesaire verilir. Onun dışında bir antibiyotik var, rifampin, bu da kalsiyumu düşürür ve nöbet ilaçlar, yani antikonvülzan dediğimiz ilaçlar, bunlar kalsiyum seviyenizi düşürür. Evet, kalsiyumun önemini anladık, seviyesini anladık, niye düşer, niye yükselir, belirtileri nelerdir? Bununla ilgili arkadaşlar yine sorunuz varsa veya başka bir soru da olabilir, aklınıza takılan bir soru varsa videonun altında yorum ekle kısmı var arkadaşlar, oradan bana ne yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Yine böyle haftada 1-2 kez canlı yayın yapıyorum. Soruları sizden gelen cevaplamaya çalışıyorum. O canlıyla takip edin. Abone olun. O abonede bir zil var. O zili açın ki o yayın olduğu zaman haberiniz olsun arkadaşlar. O yayınlarda, canlı yayınlarda takip edebilirsiniz. Evet. Kalsiyum böyle arkadaşlar. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Çekinmeden bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.